Ekonomi Rehberi programına hoş geldiniz. Gündemden öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Bültenimize önce şehir hastaneleriyle ilgili bir haberle başlayacağız. Zira bu hastanelerin maliyeti uzun zamandır çok ciddi tartışma konusu. Cumhurbaşkanlığının son yayınlanan 2020 yatırım raporunda bu maliyetlerin aslında ne kadar yüksek olduğu bir kez daha resmi olarak teyit edilmiş oldu. Bununla ilgili haberimizi izleyelim. Şehir hastanelerinin olağanüstü yüksek maliyetlerle şirketlere yaptırılıp işletildiği resmen ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanan 2020 yılı yatırım programına göre şehir hastanelerinin gerçek maliyeti 1 yıllık kira bedeline denk. Ancak bu kira bedeli şirketlere 25 yıl boyunca ödenecek. Özel şirketlerin işlettiği 10 şehir hastanesine devlet sadece bu yıl 10 milyar 415 milyon lira kira ve hizmet bedeli ödeyecek. Oysa devlet 10 milyar 95 milyon liraya, yani daha az bir paraya kendisinin 10 tane şehir hastanesi yapabileceğini hesapladı. 2018'den 2023'e kadarki 5 yıllık dönemde kamunun bütçesinden şirketlere 58 milyar lira aktarılacak. Bu yüksek maliyetin ortaya çıkmasından sonra şehir hastanelerinin kamu kaynaklarıyla yapılması kararlaştırıldı. 2020 yılı yatırım programına göre Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, İstanbul ve Trabzon'a toplam 12.400 yataklı 10 şehir hastanesi yapılacak. Şehir hastanelerindeki bu durumu CHP Adana milletvekili olan ve aynı zamanda sağlık sektöründen gelen Burhanettin Bulut'la konuşacağız. Burhanettin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Burhanettin Bey, aslında yıllardır konuşulan konuydu bu şehir hastanelerinin yüksek maliyeti. Aslında bir noktada kamunun da bu eleştiriler karşısında geri adım atıp artık yeni hastaneleri özel sektör şirketlerine yaptırmama kararı aldığını da biliyoruz. Siz gelinen bu noktayı nasıl yorumluyorsunuz? Hem kamuya olan maliyeti açısından hem de bundan sonraki yatırımlar açısından. Yani bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanı ifade etti onu, artık kendimiz yapacağız diye. Geç kalınmış. Açıkçası bu işi köprü, yol, havalimanı gibi bir algıyla sağlık sektörünü müteahhitlerin eline teslim ettiler. Ve maliyet de her gün artıyor. Her yıl daha yüksek rakamlarda bir ödeme çıkacak. O açıdan olumlu bir gelişme bu, buradan dönülmeleri. Ama elde bir facia var ve dipsiz kuyu gibi, ne kadar dolar atarsan at o kadar yiyecek bir yapı. İşte bu, biraz önce söylediniz, 10 milyara yakın bir ödeme var bu yıl diye. Bunun 5 milyar küsürü kira, diğeri hizmet alım. Düşünün, basit bir ifadeyle şöyle söyleyelim. Bir evdesiniz, evde de hiçbir probleminiz yok, işliyor. Belki biraz büyütülebilir falan. Ama siz evi bırakıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Eşyaları falan, her şeyi oradan bırakıyorsunuz, çıkıyorsunuz kiraya. Şu anda durum bu şekilde ve kira olarak gittiğiniz yerde de yaptığınız sözleşmeyi mükelleflere, yani vergi verenlere söylemiyorsunuz. Nasıl bir sözleşme imzaladınız belli değil ve her yıl artan bir ödeme durumu var. Geçen yıl yine dikkatlerden kaçtı, yeni bir sözleşmeye yeni bir madde ilave ettirdiler. Protokol bedeli, sözleşme bedeli diye bir ilave yaptılar. Yani normalde iki tür şehir hastanelerine ödeme vardı. Bir tanesi hizmet bedeli, bir tanesi kira bedeli. Bir de sözleşme bedeli diye bir madde daha ilave ettiler. Bu şunu da gösteriyor. Burayı veren, yani burayı yapan inşaat şirketleri de eski çağrılığında olmadığı için onlar da sıkıntı duymaya başladılar. Onlar da farklı arayışa gitmeye başladılar. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü maliyet 10 milyar, 5 milyar kira, 5 milyar hizmet. Ama bu bir başlangıç. Bundan sonra bu rakamlar daha çok artacak. Müteahhit daha çok talepte bulunacak. Eğer kira olarak alamazsa hizmette bu rakamları arttıracak. Yine daha önce hep sağlıkta konuşulurdu ya, nereye ağrısı hemen seni bir makine gönderirlerdi veya laboratuvar bulguları, oraya dönecek. Çünkü o hizmetlerden de bu müteahhitler pay alıyor. Ya da bu hastaneleri satacaklar. Böyle vahim, rakamsal olarak berbat, sağlık anlamında berbat, bir sürü eksiği yanlışı olan bir sistem. Dünyada denenmiş ve vazgeçilmiş bir sistem. İşin ekonomik boyutu dışında da bir başka boyutu daha var. Şehir içerisindeki hastaneleri kapatıp daha uzağa, insanların kendi taksi ya da araç dışında ulaşamayacağı bir yere götürüyorlar. Ve çok büyük bir alana çeviriyorlar ve
bir AVM mantığında içinde ticari kuruluşlar olan bir yapıya dönüyorlar. Dünyada bitmiş, miadı geçmiş bir sistemi maalesef Türkiye'de, Türkiye'deki sağlık sektöründe geleceği ipotek altına alan bir projeyle maalesef karşımıza getirdiler şehir hastaneleri. Burhanettin Bey, siz aslında söylediniz, bu sadece ekonomik olarak değil, aslında hastalar açısından da olumlu bir sistem değil. Çünkü aslında denilip istenmeyen ve şekilde istenmeyen sonuçlar doğurmuş bir sistem. Hı hı. Şimdi kamunun yapacağı, kendi maliyeti, yani kendi kaynaklarıyla yapacağı yeni şehir hastaneleri var. Orada belki ekonomik sıkıntılar bu kadar gündeme gelmeyecek özel sektör yaptırılmadığı için. Hı hı. Ama vatandaşlar açısından bu model sıkıntı yaratmaya devam edecek mi sizce ve sizi değiştirmeli mi? Ya şöyle bu saray mantığı dediğimiz kavram hizmet alanının her yerinde gösterişli, şaşalı, büyük projelerle halkın karşısına çıkıyor. Ama mesele şu, iktisadi olarak bir kural var ya, ihtiyaçlar sonsuz, kaynaklar kıt diye. Şimdi siz ihtiyacınıza göre bir şey yapmanız gerekiyor. Ama bu yaptığınız işte AVM niteliğindeki hastanelerde insanlar zaman içerisinde hani o özel hastane havasını hani ilk başlarda 2005 yılında işte tüm hastaneleri herkese açıyoruz, tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olacak dedikten sonra tüm vatandaşları özel hastanelere sevk ettikleri gibi burayı da artık cebinden karşılar bir hale getirecekler. İşte dün bugün emeklilerle ilgili de bir haber çıktı ya, işte belli kesintiler yapacaklar diye. Orada bir başka çalışma daha var. Katılım paylarını da yükseltmeye çalışıyorlar. Yani vatandaş ilaç alırken ödediği katılım payı, hastaneye gittiğinde verdiği katkı payları, bunları da arttırmaya çalışıyorlar. O nedenle bu sistemde ekonomik gerekçeler dışında uygulanabilir bir şey değil. Ama çok çabuk da vazgeçebilecek bir şey de değil. Çünkü o yatırımlardan bir anda dönemezsiniz. İngiliz mahkemelerin sorumluluğunda sözleşme imzalanmış. Yani biz bilmiyoruz bu sözleşmeleri ama İngiliz mahkemelerinden yetkili kılınmış bir sözleşme. Maalesef özellikle İngiltere'nin böyle sponsorluğunda veya işte ne diyelim garantörlüğünde bir sözleşme var. En az 20 yıl maalesef bu şehir hastaneleri Türkiye açısından bir sorun olarak devam edecek. Burhanettin Bulut, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler ve yaptığınız değerlendirmeler için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ve şehir hastaneleriyle ilgili durum bu. Aslında az önce de en başta söylediğimiz gibi baştan beri aslında bu sorun konuşuluyor. Hatta daha şehir hastaneleri yapılmaya başlanmadan önce ihale aşamasında dahi bu şehir hastanelerinin Türkiye'nin bütçesinde önümüzdeki 20-25 yıl bir kara delik oluşturacağı belirtiliyordu. Ne yazık ki gelinen nokta en başta yapılan eleştirileri haklı çıkarmış gibi duruyor. Bu noktada en azından Burhanettin Bulut'un da söylediği gibi zarar neresinden dönülürse kârdır. İlk başta 20'nin üzerinde özel sektöre şehir hastanesi yaptırılacaktı. Şimdi bu sayının 10'la sınırlı kalacağı anlaşılıyor. Bundan sonra yapılacak hastaneler kamunun kendi kaynaklarıyla inşa edilecek. En azından Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgi bu yönde diyelim. Biz bir şirket haberiyle devam edeceğiz. O yakın Demirören'lere ait enerji şirketlerini satın almasıyla alakalı. Bununla alakalı daha önce haberler çıkmıştı. Bugün OYAK resmi olarak başvuruda bulundu. Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK, Total Oil Türkiye ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvurdu. OYAK ayrıca Milangaz'ı satın almaya yönelik taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Bu satın alma gerçekleşirse Demirören Holding bünyesindeki tüm enerji şirketlerini OYAK'a devretmiş olacak. OYAK'tan yapılan açıklamada mevcut faaliyet alanları dışında yeni fırsatları değerlendiriyoruz. Akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz denildi. T24 yazarı Barış Soydan 10 Şubat'taki yazısında söz konusu satın alma ile ilgili şüphelere yer vermişti. Soydan, sektör kaynakları Demirören tarafından satın alındıktan sonra Total'in çok istasyon kaybettiğini söyledi. Gidenlerin yerine de karsız istasyonlar konuldu. Bunun sonucunda sadece pazar payı değil, şirketin kârı da geriledi ifadelerine yer vermişti. OYAK, Ağustos ayında iştiraki Ataer Holding vasıtasıyla British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya varmıştı. Ancak beklenen ticari verimliliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle Kasım'da müzakereler sonlanmıştı.
Evet, OYAK'ın bu satın alması çok da anlaşılmış değil sektörde. OYAK'ın bugünkü açıklamasında sektördeki büyüme potansiyelini, sektördeki fırsatları değerlendirmek için bu satın almayı yaptık deniliyor. Ancak Türkiye'de uzun yıllardır biliyoruz ki tüp gaz sektörü büyüyen değil, küçülen bir sektör. Özellikle doğalgazın Türkiye'nin 81 iline yayılması, hatta neredeyse ilçelere kadar gitmesiyle birlikte tüp gaz kullanan kişi sayısı ve hane sayısı azalıyor. Dolayısıyla pazar küçülüyor. İşte böyle bir ortamda OYAK'ın böyle bir yatırıma girişmesi özellikle ortaya koyduğu gerekçelerle çok da mantıklı görünmüyor. Özellikle Total Oil istasyonlarıyla alakalı farklı görüşler de var. Özellikle Demirören'lerin satın aldıktan sonra bu şirketi birçok bayinin, birçok karlı bayinin Total'den çıktığı ve başka şirketlerle, başka akaryakıt şirketlerle anlaşarak en azından Total'in pazar kaybına ve karlılığında düşüşe sebep olduğu belirtiliyor. OYAK'ın bu satın almasını işte tüm bu şeyler, tüm bu bilgilerle birlikte OYAK'ın bu satın almasında şüpheyle yaklaşılıyor diyelim, ancak en azından net bir bilgi yok, net bir karşı görüş olmadığını da söylemiş olalım. Ekonomi rehberini kapatmadan önce piyasa rakamlarına bakalım. Zira piyasalarda oldukça oynak bir görünüm var son iki gündür. Dün özellikle koronavirüs endişeleri ve Türkiye'nin kendi jeopolitik riskleriyle Suriye ve Libya'dan kaynaklı risklerle birlikte piyasalarda çok ciddi satışlar görülmüştü. Dolar TL 6.16'ya kadar yükselmiş. Borsadaki düşüş %3'e kadar yaklaşmıştı. Ancak dünkü bu sert düşüşten sonra bu sabaha baktığımızda olumlu bir piyasa tablosuyla karşı karşıyaydık. Ancak bunun da çok uzun sürmediğini gördük. Sabah saatlerinde dolar TL 6.08'e kadar gerilemişti. Güne olumlu başlamıştı. Borsadaki yükseliş %1'i aşmıştı. Ancak bu olumlu hava çok da uzun sürmedi. Öğlen saatlerine doğru piyasalarda tekrar bir satış dalgası başladı ve şu anda dolar TL 6.15 civarında tekrar geri yükselmiş durumda. Çok hızlı bir şekilde, ki Türk lirasında uzun süredir gün içerisinde böyle oynaklıklar, böyle uzun 7-8 kuruşluk aşağı yukarı hareketler görülmüyordu. Aynı şekilde borsada da aynı. Sabah saatlerinde %1 kadar yükselen Borsa İstanbul Endeksi şu an negatife dönmüş durumda ve 114.795 puandan işlem gören bir BIST endeksi var. Burada özellikle koronavirüs ile ilgili değil ama Türkiye'nin kendi jeopolitik riskleriyle ilgili açıklamalar, genel açıklamalar, özellikle İdlib konusunda Türkiye ve Rusya'nın anlaşmaktan belki uzak olabileceğine dair yorumlarla birlikte endişelerin artmasıyla da piyasalara satış geldiğini söyleyebiliriz. Bu rakamlarla birlikte ve bu gelişmelerle birlikte de biz ekonomi rehberinin sonuna geldik. Akşam saat 18'de ekonomi politikte görüşmek üzere.